Tekrar falan astroloji kanalına hoş geldiniz. Başak ve yükselen başaklar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı baktırmak isteyenler falan astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı için de Seher Hanım'a Seher Altıra Tarot Dünyası yazarak hem Instagram'dan hem de TikTok'tan ulaşabilirsiniz. Yurt dışından gelecek olan bir tane misafiriniz üç tane de kısmetiniz var gözüküyor Başak burcunun kendi hayallerini kurduğu bir kısmetle ilgili bazı görüşmeler yapması gerekiyor yani yapacağı iş veya e, yapmak istediği işle ilgili birkaç yerle görüşüp Ondan sonra sağlıklı bir şekilde kısmet alması gözükecek bu dönemde geçmişte bir sıkıntı yaşadığı konunun üzerine tamamıyla kapatıp artık bu konuyu düşünmemeye karar verecek. İki arkadaşıyla ilgili sevinçli haberleri var. Bir tanesinin özellikle büyük bir sıkıntıdan kurtulduğunun bilgisini alacak. Elinden çıkan bir kısmetin bir miktarının geri dönmesi, kendisini biraz olsun avutacak anlamına geliyor. Etrafında iki tane akrep var. Kendisini sokmak isterken bir nevi kadersel anlamda engellendikleri ve bu konularla ilgili onların sıkıntı yaşadığını görecek. İsminde Z harfi olan bir kişiyle bir konuşma ve bu konuşmanın arkasından isminde N harfi ile olan bir kişiden de bir kısmet alması var. Ada kadadığı bir şeyin yani çok olmasını istediği bir şeyle ilgili yüzünü güldürecek bir haber alacak. Yakın çevresindeki bir kişinin hamileliği bunu mutlu edecek özellikle kardeşler veya eş konusunda bu konuda sevineceği bir haber olarak gözüküyor aile içerisindeki kişinin konuşması yeni bir karar alıp bir kısmeti bölüşme anlamına geliyor. Bu da hem kendisi için hem de yakındaki sevdikleri için iyi bir anlam taşıyacak. İki rakamında sevineceği bir kısmetin alınması, elin ile yittiği bir kısmetin tekrardan geri kendine şans olarak geri gelmesi var. Normalde gider gönderirken istemese de göndermiş ve pişman olmuş olarak görünen bir başak borcusunuz. Şimdi onun tekrardan sizin hayatınıza geri gelmesi var. Kısa kısa iki tane yolculuk var ama bu yolculukları yapmak istemediğiniz için son anda ertelemek gibi bir niyetiniz de var. Beklenmedik bir mucize anlamında gelecek olan bir kısmet sizi 3 ile alakalı sevindirecek olarak gözüküyor. Ayın 22 ve 30'u tarihleri sizler sizin için önemli bir başlangıcı ifade ederken Yılbaşı tarihi sizde yeni bir yolun gidilmesi anlamına geliyor. Devlet kapısından beklenilen 3 tane haberin bir tanesi gelecek. Daha sonra diğerleri gelecek ama diğerlerinin kapısını açmaya yarayan da bu haber olmuş olacak. 5 rakamında bir kişiyle ilgili beklediğiniz bir haber var. Yani uzun zamandır hoşlandığınız ama bir türlü açılamadığınız bir kişi varsa bu süreç Onunla ilgili daha e, olumlu anlamda adımlar atılacağını, sizden haberdar olacağını, e, onun da e, bu konuda tepkisiz olmadığını öğreneceksiniz. Yani size karşı olumlu hisler beslediğini anlayacaksınız. Evli olan başak burçları bu dönem aile içerisinde küçük küçük kısmetleri değerlendirme yoluna, birlikte paylaşım yoluna gidecek. Eşler arasındaki bu uyum e, bazen şaşırtabilir uzun zamandan beri tartışmalı bir ortamda kalan Başak burcu bu dönem bu tartışmaların yerini sükunet, huzur bulduğunu görecek yolculuk Aslında biraz kendi e, aileniz içerisinde kısa bir tatil anlamına geliyor Bir de aile büyüklerini ziyaret etmek bu dönem size de e, aile içerisindeki sıkıntılara da iyi gelecek gözüküyor. Elinizden çıkacak olan bir miktar para biraz üzüntü yaratabilir. Birdenbire e, bunun ortaya çıkması sizi sıkıntıya sokabilir ama destekleşerek bu konuyu e, halledeceksiniz gözüküyor. Uzun boylu bir erkek palto giyiyor bu konuda. Yani uzun zamandır beri sanki size vermek istediği bir kısmet var ya da görüşmeler ertelenmiş bir görüşmenin yapılması anlamına geliyor bu. Bu kişinin ayağı uğurlu gelecek ve yapılacak işler ve Konuşulacak olaylar konusunda büyük kısmetler almanıza da vesile olacak. Hayatta yapmam dediğiniz bir şeyin, sırt döndüğünüz bir şeyin tekrardan geri size gelmesi ve bu konuda e, kadersel anlamda bu konudaki sınavınızı bu işi halledip e, çözerek vereceksiniz. Geçmişte ket vurduğunuz, önüne engeller çektiğiniz bir duyguyla bir e, yüzleşmeniz var. Onu neden yaptığınızı, bu sefer yani bile biri engellediğinizi özellikle aile konusuyla ilgili önüne e, engel koyduğunuz bir şeyin tekrardan yeşillenmesi yani umutlar anlamında tekrardan yeşermesi gözüküyor. Hayatınızdan çıkan bir kişiyle ilgili tekrardan geri dönüş olacak ama bu konuda kararsız kalacaksınız başlangıçta. Fakat şöyle bir durum var kadersel anlamda bu kişinin tekrardan sizinle konuşması yani illa sevgili olarak değil ama dost olarak bile hayatınıza tekrardan girişi gözüküyor. Nazar konusunda özellikle yakın çevrenizdeki arkadaşlarınızın sizin üzerinizdeki nazarı olacak. Çünkü e, bu adam ya da bu kişi nasıl bu kadar her şeyi tekrardan aynı şanslar eline geliyor diye düşünecekler gözüküyor. O yüzden e, beklenmedik, özellikle bacak eklemler konusunda küçük kazalara maruz kalabilirsiniz. Bu konuda dikkatli olmanızda fayda var. Bir nevi nazarın getirisi olarak gözüküyor. Uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişiyle kavuşmanız, bir vade içerisinde bu kişiyle e, sohbetinizin de kara dönmesi ya da bir yatırımla ilgili ortak fikir elde etmeniz anlamına geliyor. Aslında bu dönem etraftan fikir arayışı içerisindesiniz gördüğünüz gibi. Ve bu fikirleri de uygulamaya geçmeyi düşünüyorsunuz. Bir nevi kendiniz yapmanız, kendiniz bulmanız gereken yollar dışarıdan birileri ve ısıtasıyla gelecek. Siz bunların doğruluğu ve sizin hayatınıza uygunluğu konusunda uğraşırken hayatınıza büyük bir miras konusu gündeme girecek. Bu miras daha öncesinden de bekletilen bir miras olabilir. Özellikle 3 yıl boyunca beklemiş bir şeyin şimdi neden ortalığa çıktığını düşüneceksiniz ama özellikle aile büyüklerinden iki tane kişinin maddi sıkıntıdan dolayı bunu paylaşma yoluna gireceklerini de öğrenmiş olacaksınız. Evet Başak ve yükselen Başaklar için Aralık ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine bakıyoruz. toplu kısmetler var. İki parça halinde büyük büyük kısmetiniz var. Aile büyüklerinden büyük bir destek göreceksiniz. Özellikle uzun zamandan beri ailesiyle belli sıkıntılar yaşayan bir başak burcuysanız. Bu dönem sanki her şey güllük gülistanlık olarak düşündüğünüzü söyleyeceksiniz ama bunun bir mi, miras konusu bir toplu parayla alakası olduğunu daha sonrasında bu konularla ilgili yine sıkıntı yaşayacağınızı göreceksiniz. Bir güç kuvvet kazanımınız var attığınız imza size büyük bir gücü de verecek anlamına geliyor. Uzun zamandan beri beklenilen sürüncemede olan bir işin sonuçlanması bu konuyla ilgili devlet tarafından bir haberin müjde haline gelmesi var. Yani kadro veya e, bir haberle ilgili beklenilen bir yasa varsa bu dönem onlarla ilgili haberlerinizi alacaksınız sizin için iyi olacak gözüküyor elinizden çıkacak olan bir miktar para daha fazlasını da kazanmanıza vesile olacak. Yani yapacağınız yatırım ilk başta kaybettirip sonra kazandıracak olarak gözüküyor. 3 tane ayrı ayrı yerden gelecek olan kısmet. Bir tanesi geldiği gibi gidecek ama iki tanesi sizin için önemli anlamda sıkıntılarınızdan kurtaracak. Aile içerisinde bazı konuşmalar var hatırladığınız. Bunlara anlam veremeyeceksiniz ama şu an için değil sizin için planladıkları bir şey var. Siz bu plana uymadığınızı fark etmiş olacaksınız. Yani onlar aslında sizi bu plana uydurmaya çalışıyorlar ama siz o plana dahil olmamak için uğraşacaksınız. Kadersel anlamda iki tane zararınız bir tane de karınız olacak. Bu konular hani aşk konusu da olabilir. Geçmişte bu konuda sıkıntı yaşadığınız bir ilişkiden çıkıp e, hayata karşı güveniniz olmasa da tekrardan kadersel anlamda önünüze bir ilişki gelecek ve bu konuda şanslı olduğunuzu göreceksiniz. Yani hepsinin aynı olmadığını, bir şeylerin değiştiğini, büyük bir kısmetler geldiğini göreceksiniz. Yakın çevrenizdeki iki tane arkadaşınızın sıkıntıları var ki onlara yardımcı olmak için uğraşırken asıl kaçırdığınız nokta kendi hayatınız. Bugüne kadar ertelediğiniz konuların hepsinin gün yüzüne çıkıp sanki sizden bir şeyler talep edermiş gibi sırasıyla önünüze gelecek. Ve bu konuda geçmişle ilgili bir düzenleme yapmak zorunda kalacaksınız. Yani ertelediğiniz ne varsa onlar önünüze çıkacak. Bitirdiğiniz konularla ilgili neden bitirdiğinizi açıklamadığınız ya da onların neden bitirdiğini açıklamadığı konuların teker teker cevapları gelecek. Bazen rüyalarınız bilinçaltı olurken ya ben bunu niye görüyorum derken aslında bir süre sonra o kişiyle karşılaştığınızı fark edeceksiniz. Yani kadersel anlamda bir hesaplaşma ve bu hesaplaşmaların artık bu 2022 ile tamamlanıp siz kendinize ayın 30'u 31'i dediğinizde büyük bir söz verip o konuyu 2023'te uygulamaya geçeceğinizi gösteriyor burası aslında. Ne kadar kaos gibi gözükse de Burası aslında aydınlanma. Bugüne kadar geç kalınmış hesaplaşmaların. Çünkü 8 Kasım'daki Dolunay'da hesaplaşma zamanıydı. o zaman yapmayan kişiler için bu Aralık ayındaki 8 Aralık'daki Dolunay'da bir nevi sıkıntıları gün yüzüne çıkardı ve yine hesaplaşma yapmak zorundasın demeye getirdi. Siz bunu ne kadar ertelerseniz erteleyin önünüze bu konuyla ilgili Olaylar çıkacak ve siz bunu yapacaksınız anlamında size sıkıntılar verdi diyelim ve aydınlığa çıkmanız için de yeni bir başlangıç yapmanız için de size büyük bir kapının açılmasına vesile oldu. Evet Başak ve Yükselen Başaklar için Aralık ayının son 15 günde neler yaşayabileceklerine birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.